Bismillahirrahmanirrahim. Bir hoca arkadaşın isteği üzerine hadis ilimlerine dair kısa bir video çekiyoruz. Şimdi hadis ilimleri olsun, farklı ilim olsun, çoğu defa Literatür GNTR adlı siteden yararlanıyoruz. Literatür GNTR'de ne var? Mesela şurada hadise tıklıyoruz. Hadis usulüne dair eserler, peşine hadis ilimleri. Biraz kenara alalım. Hadis şerhleri neler var? Hadis metinleri, ricali vesaire. Hadis usulüne bir tıklıyoruz. Bakalım bu alanda yazılmış olan kitaplar nelerdir? Hadis usulü deyince akla gelen mütekaddimuna ait eserler var. Yani ilk devir diyelim, en eski kitaplar. Rami Hurmizi'nin El-Muhaddisul Fasl adlı kitabı. Şöyle diyoruz ki git bunu ara. Google'da bunu ara diyoruz. Neymiş bu? Mesela bunu Diyanet İslam Ansiklopedisinden bakıyoruz. Nedir diye. Diyor ki Rami Hurmuzi şu 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 kişidir. Peki kitaba dair özellikle bakalım. Bu kitap nedir? Tam adı El-Muhaddisul Fasl Beyner Ravi Vel Va'idir. Yazılma gerekçesi burada anlatılmış. Peşine 22 tane konu ele aldığı ifade ediliyor. Şöyle biraz daha bakalım. Zehebi ve İbn Hacer el-Eskalani'nin El-Muhaddisul Fasl yani bu kitabın hadis usulü alanında yazılmış olan ilk eser olabileceğini söylemeleri çeşitli tartışmalar yol açmıştır. Öyle kabul ediliyor. Çeşitli bilgiler var kitapla alakalı. Peki bu kitabı yazdık, bunun PDF'sini isteseydik indirebilir miyiz? Şöyle Türkçe yazdığında bunu indirebileceğim bir site çıkmıyor. Satın alabileceğimiz bir yer var. irşad.com.tr. Tıkladığımızda 242 TL diyor El-Muhaddisul Fasl kitabı için, Fasl için. Kim yazmış? Rami Hurmizi, bahse geçen kitap. 242 sayfa olduğu ifade ediliyor. Bir ciltmiş vesaire. Peki bu kitabı biz indirmek isteseydik o zaman ne yapardık? Bir Arapça kitap indirmenin çeşitli yolları olabilir. Bunlardan bir tanesi nedir? Şudur. Gelirsin evvela aradığın kitabı buraya yazarsın. Tabi bu video fark ettiğiniz üzere sadece bir anlatım değil. Bir yerde hani balığı vermek değil tutmayı göstermektir aynı zamanda. Arapça az çok anlayan kişi şuraya dilediği kitabı yazarak istediği kitabı bulabilir. Buraya yazabilirsin de veya şurada yazılmış hali var. İrşad'da bulduk onu değil mi az önce? Bunu burada kopyalamaya çalışıyorum. Galiba kopyalanmıyor. Ctrl C yapalım. Bakalım öyle oluyor mu? Evet Ctrl C ve yapınca geliyormuş zaten. O zaman şurada onu hemen yapalım. Evet. Meşhur kitap indirme sitesi en başta çıktı zaten. Tıklıyoruz ve kitabı indirebileceğimiz bağlantı karşımızda. Şurada tahmil diyor. Tahmil indir demek. Tıkladık. O da bizi arşiv sitesine attı. O da bir diğer meşhur kaynak, indirme kaynağı. Açıyor. Biz farklı kaydet diyerek indirmeyi deneyelim. Kitap indi. Hani inmese de burada online olarak da görebilirsin kitabı. El-Muhaddisul Fasl diyor. Beyner Ravi vel Vavi. İşte yazarı Rami Hurmuzi. Tahkik el-Hatip diyor. Şurada hemen indirme bağlantısı, yazdırma bağlantıları vesaire var. Biz kitabı indirdik. Kitap bu. Böyle çeşitli kitaplar indirmek mümkün. Bazen arkadaşların Arapça kitap nasıl indirileceğini sorduklarına şahit oluyoruz. Bazen Türkçe yayın yapan sitelere gidiyorlar. Onların sınırlı sayıdaki kitap veri tabanlarından, listesinden indirmeye çalışıyorlar. Gerek yok. Direkt Arapça yayın yapan sitelerden indirebilirsiniz. Nasıl indirilebileceğini göstermiş olduk. Şimdi kapatalım. Dilediğimiz kitabı bu şekilde elde edebileceğimizi göstermeye çalıştım. Peki biz dönelim buraya. Şimdi ne dedik? Hadis usul eserleri var. Bunlardan bir tanesi bu. El-Muhaddisul Fasıl. Bunu gördük. Bunun dışında çeşitli kitaplar var. Bu kitapların belki %80'i, 90'ı bizde mevcut. Belki tamamı vardır. Bir diğer meşhur olan kitap İbn-i Salah'ın Ucumul Hadis kitabı. Oldukça meşhur.
üzerine yapılan çeşitli çalışmalar var. Bu çalışmalar da çok meşhur. Bunlar şurada görülmüş olan kitap adları ve yazarları elbette. Tabi Tedribur-Ravi de dahil olmak üzere. Bunlar çoğu defa sınavlarda, mülakatlarda sorulan bilgilerdir. Sorulur yani. Ve denir ki mesela İbn-i Salah'a ait hadis ilmine dair usul hadisler yazılmış olan eser aşağıdaki şıklardan hangisindedir? Veya Ulumul Hadis'in yazarı kimdir? Aşağıda çeşitli isimler olabilir. Buradaki yazarları, kitap adlarını muhakkak bilmeliyiz. İlahiyat düzeyinde bunlar sorulur. Ama yazılıda, ama gireceğiniz çeşitli mülakatlarda. Tabi Suyuti'nin Tedribur-Ravi bunları da bilmek gerekiyor. Kısacası şuradaki 8 maddeyi bil. Bilmek gerekir. Literatür bilgisi önemlidir. Hadis alanında kişiler konuşabilir, konuşuyorlar. Literatür bilgi ne? Bu alana dair yazılmış kaç kitap okuduğun denildiğinde orada sayabilmen lazım. 5-10 kitap saymalısın. Hadis ilimlerine tıkladık. Burada neler var? Tıkladığımızda burada çeşitli kitaplar çıktı. Hadis şerhleri var. Hadisin şerhlerine tıkladığımızda bunları da bilmemiz gerekiyor. Mesela İmam Buhari'nin El Camiu Sahih adlı eserine yazılmış olan şerhler nelerdir? İmam Buhari bir tane kitap yazmış. Kitabın adı El Camiu Sahih. Hani bu kitabı kim yazdı demek var. O basit bir bilgi artık sizler için. İmam Buhari. Peki yazmış olduğu bu kitaba dair yazılmış 2-3 şerh kitabı yani şerh söyleyebilir misin? Kitabın adı ve yazarı. Hani Hattabi diyeceksin yazardır. Alam-ı Sünen yazmış olduğu kitaptır. Bu bir Buhari şerhidir. İbni Battal'ın yazmış olduğu kitap vardır. Çeşitli kitaplar var burada. Kastallani, İrşadü Sari, Bedrettin Ayni, Ümdetül Kari, İbni Hacer, El Eskalani, Fethül Bari, Kirmani, Kevakibü Derari. Bunlar hep bilmek gerekir. Bunlar bende de var. Şöyle bir giriş yaparsak. Buhari ve şerhleri aynı Ümdetül Kari. Şöyle birinci cilde tıklayalım. Ümdetül Kari Şerh Sahih Buhari yazarı aynı Bedrettin Ayni. Kitabın yazarı o. Bu kitaptan çok yararlanmışımdır. Yazdığım çeşitli yazılarda bu kitaptan oldukça yararlandığımı düşünüyorum. Bunun dışında, Ayni'nin dışında burada ne diyelim? Kevakibü Derari var. Bir de İbn Hacer el-Eskalani'nin kitabı var. Şerh yine. Bundan da oldukça yararlandık. Bunlar en yaygın olarak kullanılan Buhari'ye dair yazılmış olan şerhler arasında en yaygın olarak kullanılanlar yani hangileridir dersek ne diyebiliriz? Diyebiliriz ki İbn Hacer'in Fethül Bari'si burada adı geçen yazılmış olan 14 şerhten en yaygın olarak kullanılan, müracaat edilen İbni Hacer'in Fethül Bari'sidir. Benim bildiğim kadarıyla Fethül Bari birebir aynen tercüme edilmiş, dilimize çevrilmiş değildir. Yani sonradan tercüme edilmiş de olabilir. Ben en son bildiğim öyleydi. Çeşitli şerhler var. Bunları bilmek gerekir. En az 3 tane 5 tane bilmen lazım. İmam Müslim bir tane kitap yazmış. O da El Camiu Sahih. Yazmış olduğu kitaba da çeşitli şerhler yazılmış. Şerhlerle bakıyorsun neler diye. Burada da en meşhuru Kadı İyaz ile Nevevi ve İmam Suyuti'nin yazmış olduğu kitaplardır. Eddibac, El Minhac, İkmalül Mu'lim. Bunlar meşhur kitaplar. Bunları bileceğiz. Diğerlerini bilmeyin demiyorum tabii. Ne kadar bilsen o kadar iyi. İbn-i Mace'nin şerhleri var. Bunlardan yine en azından bir tane iki tane aklımızda tutmakta fayda var. Ebu Davud'un şerhleri var. Şimdi kişiye bir kütüb-i sitte'yi say demek var. Kütüb-i tisa'yı say demek var. Bir de onları şerhleriyle beraber say demek var. Tüm şerhleri bilmeye gerek yok. Ama en azından her kitaba dair iki tane, üç tane, dört tane artık neyse. Birden fazla yani diyelim ki üç tane şerhini de sayabilmen lazım. Buhari'nin yazarı şudur. Ona dair yazılmış 3 tane şerh söyleyelim. Şu, şu, şu. Müslim'in yazarı şudur. Ona dair yazılan şerhlere örnek şunlardır. Yazarları ve kitap adları ikisi de söylenecek. Sadece yazarın adını söylemek yetersiz olur.
Sadece kitabın adını söylemek de yetersiz olur. İkisini birden söyleyeceksin. Bunun dışında hadis metinleri var. Zaten hadis metinleridir. İlahiyattaki derslerin adı genelde o şekilde adlandırılıyor ders. Önemli bir saha bu da. Kitaplar, hadis kitapları, hadis metinleri yani Peygamberimizin hadisleri sallallahu aleyhi ve sellem kitaplara nasıl yansımıştır? Bir, alel rical tasnif edilen kitaplar var. Rical kelimesi bildiğiniz üzere racülün adam demek, ricalün adamlar demek. Cem-i mükesserdir, çoğuldur. Adamlar manasına geliyor. Tasnif düzenlemek demek. Alel rical tasnif yani adamlara göre yani şahıslara göre insan adlarına göre düzenlenmiş, tasnif edilmiş kitaplar demektir. Bunlara müstetner diyebiliriz. Müstetner nedir? Halde rical olarak dizayn edilmiş olan kitaplardır. Çeşitli müstetner var. İnsanlar en çok neyi bilir? İmam Ahmet bin Hanbel'in müsnedini bilir. Doğrudur. Ama onun dışında da müsnetler vardır. Bir tane müsnet açalım. Hemen geçmeyelim. Kaldığımız yerden bir geri alalım. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi var. Mesela 3. cildi bir açalım. 3. cildi açtığımızda karşımızda neler var? Diyor ki şu. Önce şey yapalım. Bir tane başlık bulalım da ne olduğu iyi anlaşılsın. Şimdi bu şekilde göstersem anlaşılmayabilir. Video uzamaması için videoyu durdurup ben bir başlık bulayım. Şimdi bunu açtık. Şöyle fihriste geçelim. Fihrist içerik demek. Diyor ki bir içerik, bir fihrist. Kimden bahsediyor? Mesela görüyorsun Ebu Bekir Es-Sıddık diyor. Ebu Bekir Es-Sıddık ana başlık olmak üzere rivayetler ifade ediliyor. Şahıslara göre görüyorsunuz. Abdullah bin Mesud, Abdullah bin Amr böyle şekilde sıralanmış devam ediyor. Şahıslara göre ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Bir zıttını gösterelim. Dikkat ediyorsanız hep isim var. İnsan isimleri. Ki genelde sahabe ismi, tabiin ismi vesaire isimler olabilir. İsimlere göre dizayn dedi ki hani aler rical adamlara göre. Peki bunun zıttı nedir? Zıttını bir görelim. Zıttını şuradan bir Buhari açabilir isek daha iyi anlayacağız. Geri alalım. Buraya gelelim tekrardan. Bazen gözümüzün öndekini göremeyebiliriz. Buhari ve şerhleri. Tamam şuradan Buhari'yi açalım. Şimdi Buhari'yi açtığımızda sol tarafa konsantre oluyorsunuz. Kitab-ı Bedil Vahiy diyor. Bu bir şahıs adı değil. Değil mi? Bir konu. Vahiyin başlangıç kitabı, bölümü yani. Kitab-ı İman, iman kitabı. Bu şekilde başlık atmış. Konu konu. Kitabul Vudu, abdest kitabı. Abdestle alakalı hadisleri veriyor. Kitabul Gusul, gusülle alakalı hadisleri veriyor. Kitabul Edan, ezan ile alakalı hadisleri veriyor. Bir iki ayet hadisleri veriyor. Yani konulara göre dizayn edilmiş. Bu kitap öyle. Oysa ki Ahmet bin Hanbel'in kitabına, müsnede baktığımızda konu göremiyorsun. Fihriste tıkladığımızda şahıs adları görüyoruz. Burada Aler rical bu demektir. Aler rical ne demek? Şahıslara göre dizayn edilmiş kitaplar. Bunlar bir, müsnetler. İki, mucemler. Çeşitli mucemler var. Bunları tek tek ezberlemeniz gerekecek derslere başladığında. Etraf kitapları var. Bunlar da aynı şekilde. Bir de ne var? Alel ebvab. Yani konulara göre tasnif edilen kitaplar. Bunlar ne? Bir, musannefler. İki, camiler. Cami işte İmam Buhari'nin Cami, El Cami Sahih adlı kitabı. Az önce gördüğünüz üzere El Cami Sahih nasıldı? Konulara göreydi. Kendisinde ne var? Konu konu gitmiş. Kitabı Sehv secdesi ile alakalı bölüm. O zaman ne oldu? Demek ki konularına göre olan kitap var. Bir de şahıs adlarına göre dizayn edilmiş kitaplar var. Müstedrek ve müstehreciler. Bilmeniz gerekecek. Müstedrek nedir? Mustahraç nedir? O alanda yazılmış olan kitaplar nelerdir? Bir de hak dilinde meşhur olan rivayetleri toplayan kitaplar. Çeşitli hadis diye cümleler duyabilirsin. Hadis midir, değil midir? Bunları incelemiş olan kitaplar var. Aslı vardır, yoktur, zayıftır, sahihtir şeklinde.
Bunlardan bir tanesi Sehavi'ye ait olan Mekasidül Hasene adlı kitap. Diğeri Acluni, Keşfül Hafa, Esnel Metarib diye kitaplar devam ediyor. Bunlara da bakabiliriz. Tabi bulması da mesele olabilir biraz ama buluruz. Burası değil imiş. Şurası olabilir. Meşhur kitaplara baktığımızda Keşfül Hafa var. Acluni'ye ait. İbn Arrak Tenzihü Şeria. Leknevi El Asarul Merfu'a. Bir tanesini açalım. İlahiyat bitiren arkadaşlar, hadise biraz merakı ilgisi olanlar bu kitaplar veya bu PDF'ler kendisinde bulunmalıdır. Bunlardan çokça yararlanacaktır. Çeşitli hadis veya hadiste aktarılan şeyler duyuyorsun. Bunların aslı ne acaba diye merak ettiğimizde bakabileceğimiz kitaplar arasında bunlar yer alıyor. Salatı Recep diyor. Recep ayında namaz var mı yok mu? Recep ayının evvelinde diyor, değil mi? Evvel gecesinde namaz kılmak nedir? Arefe günü namaz kılmak nedir? Aslı vardır, yoktur. Bunun gibi konuları ele almış kitap, görüyorsun. Fıtır günü gecesi namaz kılmak, Berat gecesi namaz kılmak. Bunlar var mı acaba diye. Mesela 80, bir tanesine bakmaya çalışalım. Denk gelebiliyoruz mu? 89, 80. Evet, ne diyor? Salatu leyletil beraeti. Beraet gecesi namaz. Berat kandili diyoruz bizim dilimizde. Berat gecesi namaz kılınıyor. İşte aslı vardır, yoktur. Bundan bahsediyor şu anda. Burada hadise dair çeşitli bilgiler veriyor. İşte Erbe'a aşere rekaten demiş. 14 rekat namaz kıldı. Sonra oturdu, kalktı. Şunu kıldı, bunu kıldı. Çeşitli bilgiler var. Kitap, bu hadis metni nerede geçer? Ehracehu el Beyhaki. Beyhaki onu tahric etti. Ne demek tahric etti? İmam Beyhaki'nin kitabında bu metin yer almaktadır diyor. Daha sonra mevduan diyor. Yani asılsızdır, uydurulmuştur. Ve huve münkerün, çirkin bir bidattır diyor. Asılsızdır. Böyle çeşitli bilgiler var. Aslı vardır, yoktur. Falanca alim onunla alakalı ne dedi, ne demedi. Değerlendirmeler devam ediyor. Tabi biz şu an tek tek hepsini okumuyoruz. Bunun dışında meşhur olan Alül Kari'nin kitabı var. Ali Yülkari El Esrarul Merfu'a. Meşhur bir kitap. Şöyle bir sardıralım onu da, sonuna doğru gelelim. Bunda neler varmış? Fihrisül Alam. Evet, burada çeşitli ne görüyoruz? Men kezebe aleyye mutaammiden felyetebevve mek'aduhu minen nar. Sayfa 54. Men kezebe aleyye mutaammiden. Burada harf sıralamasına göre yapılmış kitap, görüyorsunuz. Dizayn o şekilde. Men men men. Yani mimle başlayanlar. Ondan önce ne vardı? İşte ma ma ma. Devamında la varmış. Bu şekilde dizayn edilmiş bir kitaptır. Açıyorsun. Hadisle ilgili değerlendirmeleri bulabiliyorsun. Peki bunları geçelim. Geri gidelim. Başka ne var? Başka? Bunların dışında şöyle bir şey varmış. Hadistir harf sırasına göre tertip eden kitaplar. Suyuti el-Camus Sagir. Bu çok meşhurdu. Bizde de onun şerhi var zaten. Şöyle birinci cildi açalım. Birinci de açınca Feyzul Kadir. Kitabın, az önceki kitabın şerhi. Feyzul Kadir. Şerh Camius Sagir. Münavi tarafından yazılmış. Şöyle biraz onu da sardıralım. Ne var ne yok. Görüldüğü üzere bu basım oldukça yoğun bir yazıya sahip. Yani bu şekilde yazı okumak daha zor olabilir bazı arkadaşlar için. İç içe girdiği için. Bu kitaplar ne yapmışlar? Alfabetik olarak hazırlanmışlar. Bunun dışında da çeşitli kitaplar var elbette. Eskiden bu kitaplar daha revaçtaydı. Çünkü bir hadis duyuyorsun.
hadisin aslı var mıdır, yok mudur, nerede geçmektedir? Bunu gidiyorsun Suyuti'nin El Camus Sayr adlı kitabında irdeliyorsun. Eskiden bu daha yaygındı. Şimdi ise bir hadis duyduğunda onu gidip bu kitap içerisinde alfabetik sırasına göre aramana gerek kalmadı. Arkadaşlar artık daha çok ne yapıyorlar? Şöyle bir yol izliyorlar. Tabii teknoloji geliştikçe ne var artık? El Cevamiül Kelim diye bir program var. Hadis araştırma programı. Onun içerisine yazıyorsun istediğin hadisi, metni, kelimeyi. Onu ne yapıyor? Çeşitli hadis kitapları içerisinde arıyor. Nerede geçiyor? Buhari'de mi var, Ebu Davud'da mı var? Nerede geçiyor? Sahih mi, değil mi? İnceleme yapıyor. Ravilerin durumu nedir? Sika mıdır vesaire inceleme yapıyor. Bir bu şekilde El Cevamiül Kelim adlı program var. Bizim de YouTube kanalımızda onun kullanımıyla alakalı video var. Bunun dışında Şamile var. El Mektebetü Şamile duymuşsunuzdur. Onda da hadis araması yapabiliyorsun. Yazıyorsun. İlgili hadis metinlerinde arayabilirsin. Tefsir kitaplarında arayabilirsin. Pek çok kaynakta araştırabiliyorsun. Bu programlardan ötürü bu kitaplar ne olmuştur? Daha az kullanılmaya başlanmıştır. Yoksa değerleri hala var tabii ki. Değerinde bir şey kaybetmedi ama kullanım oranı düşmüş oldu sadece. Bunun dışında şurada neler vardı? Rical edebiyatı. Bir de ona tıklayalım. Rical edebiyatına tıkladığımızda burada çeşitli kitapları görmekteyiz. Burada ne yapıyor? Ravileri irdeleyen kitaplar. Bunlar ne yapıyor? Ravileri irdeliyor. Diyorsun ya mesela şu hadis şu ravilerden aktarılmıştır, rivayet edilmiştir. Peki o ravilerin güvenilirlik derecesi nedir? O adamlar yalancı mıydı, iyi miydi? İlme ve dinine düşkün müydü? Nasıl bir hayatları vardı acaba? Ne yapıyor? Bir kitap onları irdeliyor. Rical edebiyat. Ona dair de çeşitli kitaplarımız var esasen. Peki var da nerede var? Şurada olabilir. Bir tıklayalım. Şuradaymış. Evet. Çoktandır bakmadık bunlara. Eskiden çok yazıyorduk. Yazarken bunlar lazım oluyordu. Şuraya bakalım ne var mesela burada geçen. Buhari'nin Tarihul Kebir, Sagir adlı kitapları var. Onlardan bakalım. Buhari'nin Tarihul Kebir veya evet Buhari Tarihul Kebir adlı kitap bizde de var. Burada PDF hali de var. Word bilgisi hali de var. Burada raviler hakkında değerlendirmeleri var. Ravi şöyledir, böyledir gibi. Ravi adları veriyor ve değerlendirme yapıyor. Şundan rivayet etti, bundan rivayet ettiği gibi. Bunun dışında farklı kitaplar da var elbette. Biz de bunlardan bir başkasına bakalım. Mesela Marifetür Rical Yahya bin Ma'in kitabı var. Bunun dışında çeşitli kitaplar var. Peki başka ne var? Bunun dışında Ahkam Hadisleri diye bir bölüm var. Tıklıyoruz. Karşımıza onunla alakalı da çeşitli kitaplar var. Mesela Şerhu Ma'anil Asar Tahavi'nin. Çoğu defa sorulur bu. Müntaka aynı şekilde çoğu defa sorulur. Yani şu sorulur derken diğeri sorulmaz demek istemiyorum. Bunlar hocadan hocaya değişir de. Meşhur kitaplar bunlar. Türkçe çevrilmiş olanı var. İbni Hacer el-Eskalani'nin Buluğul Meram adlı kitabı. Tabi bu kitap da bizde mevcut. Buluğul Meram min edilletil ahkam. Sıradıralım birazcık. Besmele ile başlıyor. Emma ba'de diyor. Biraz daha sardıralım. Burada çeşitli hadisler verilmeye başlanıyor. Mesela 11 numaralı hadisi açtık.
an Ebi Hurayrate radıyallahu teala anhu. Enen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kale. Men her kim edrake idrak ederse, ulaşırsa, kavuşursa mine subhi sabah namazına rak'aten bir rekat bir rekatına yetişse neden önce ama kable en tetlu'a doğmadan önce. Ne doğmadan önce? Eşemsu güneş doğmadan önce her kim sabahın bir rekatına kavuşsa ve bu durumda kat şüphesiz edrake ulaşmış sayıdır. Hüve ve o kişi es-subha sabah namazına ulaşmış. Onu kılmış sayıdır. Bir delil olarak kullanılan hadistir. Devamı da var. Hemen edrake rakaten minel asri kablen tevrübe eşşemsu fakat edrake el asra. Edrake hüve el asra. Ne dedi? Men her kim edrake idrak ederse rakaten bir rekatı minel asri ikindi namazından bir rekata yetişmiş olsa neyden önce? Kablen tevrübe eşşemsu. Güneş doğmadı pardon. Güneş batmadan önce ikindinin bir rekatına yetişse ne olur? Fe bu durumda kat şüphesiz edrake hüve el asra ikindi idrak etmiş kılmış sayıdır. Dolayısıyla şöyle bir soru gelse ben ikindi namazına başladım bir rekatını kıldım güneş battı diğer rekatlara güneş batınca kıldım bu namaz oldu mu olmadı mı? Gibi sorular için fetva niteliği taşıyan hadisler bunlar. O yüzden ahkam hadisleri deniyor. Buluğul Meram min edilletil ahkam. İlgili kitabın nesi var aynı zamanda? Tercümesi de vardır. Onu ben bir bulayım. Buluğul Meram birinci cilt. Tıklıyoruz. İşte ne diyor? Mesle alakalı, gusulle alakalı, namaz, ezanla alakalı. Çeşitli hadisler var burada. Mesela teyemmüm babına tıklıyorsun. Çeşitli bilgiler var. Ne demek istiyorum? İlgili kitabın tercümesi de var demek istiyorum. Peki hadis metinlerinde ilahiyatta tam olarak ne işlenir? Size Arapça hadisler verilir. Üniversiteye göre değişse de örnek veriyorum. 300 hadis verilir. Denir ki Arapça Türkçe sorumlusun denir kenara çekilir. Tabi bu şekilde yapılmaz tam olarak. O hadisler tercüme edilir. Kelime kelime tercüme eden hoca olur. Bir satır okur, öyle mana verip geçen hoca olur. Kimisi yarısını tercüme eder, yarısını etmez. Olabilir. Bunları ezberlemeniz istenir. Manasını bilmeniz istenir. Çünkü manayı verip Arapça isteyebilir. Arapçayı verip hangi şıkta doğru çeviri vardır bilmeniz istenebilir. Hadisin yarısı verilir. Nokta 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 geçilir. Hadis devam eder. Noktalı yeri hangi şıktaki kelimeyle tamamlamak gerekir? Buna dair soru olabilir. Literatürü bilgisi olur. Falanca kitabın yazarı kimdir? Veya falanca yazar hangi kitabı yazmıştır? Şıklara göre o dizayn edilebilir. Aşağıdakilerden hangisi Halil Ebvab kitaptır? Hangisi Halil Ricaldir? Hangisi Buhari'nin şerhidir? Gibi sorular olabilir. Evet, böyle bir tanıtım yapmaya çalıştık. Burada videomuzu tamamlayalım.